Kısmet Hanım benim sekreterim. Tabii senin de olacak. Ebru Hanım yeni ortağım. Diğer boş odayı o kullanacak. Memnun oldum. Kısmet, iyi misin? Annesi biraz rahatsızlanmış Ayhan Bey. O yüzden biraz dalgın herhalde. Kısmet nesi var? Akli dengesi bozuk. Akli dengesi mi bozuk? Ne diyorsun sen Kısmet? Ay ne diyorum? Akli dengesi mi dedim? Dengesi demek istedim. Dengesi bozulmuş, tansiyon düşmüş. Dengesi bozulup bir çukura düşmüş. Hadi ya. Ya insan psikiyatrist muayenehanesinde çalışınca denge deyince hemen akli denge geliyor dilinin ucuna. Geçmiş olsun. Sağ olun. Bu bey de benim sol kolum Metin. Benim ofisin her işini o halleder. Aynı zamanda sağlık personeli olarak da ilk müdahalelerde sana yardımcı olacaktır. O formasyona sahip bir arkadaşımız. Memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Umarım keyifli bir çalışma ortamı yakalarsa. Umarız. Gelin ben size ofisi göstereyim Ebru Hanım. Ayhan Bey, size bir şey sorabilir miyim? Evet. Metin'cim, Ebru Hanım'ı benim odama alır mısın? Tabii ki, hemen. Buyurun. Buyurun. Bir soru mu var Kısmet? Eğer annenin yanına gitmen gerekiyorsa sormana bile gerek yok. Hemen çıkabilirsin. Hayır, ben kendi annemi değil, sizin annenizle ilgili bir şey soracaktım. Anneniz nerede Ayhan Bey? Annem mi? Anneniz gelmeyecek miydi bugün? Annem mi? Yo, bugün gelmeyecek. Yani yarın bir ara uğrarım demişti. Yarın mı? Tamam o zaman. Bir sorun mu var? Hayır yok. Yarın gelecekmiş demek. Ben şimdi misafirimize ilgileneyim, sonra konuşuruz, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım, hadi. Aman neyse, kayınvalidem yarın geliyormuş. Ben de bir an sürprizin bu süslü katan olduğunu sandım. Ben de psikoloji okuyordum ama yarın bırakmak zorunda kaldım. Belki tekrar başlarsınız. Yok, hiç sanmıyorum. O sayfayı çok önceden kapattım ben. Bakıyorum siz samimi olmuşsunuz bile. Yeni patronuma kendimi sevdirmeye çalışıyorum Ayhan Bey. Belki o bana sizden daha iyi davranır. Sen bunu söylediklerine aldanma. Biz burada bir aile gibiyiz. Sen de aramıza hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk. Bakalım İstanbul'a alışabilecek miyim? Ben müsaadenizi isteyeceğim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Mehmet ne yapıyor? Sizi çok methetti bana. Sizi de bana. İstanbul'a geleceğimi söyleyince zaten hemen sizi aramamı söyledi. Ben de çok sevindim. Ne kadar zamandır kendime bir partner arıyordum. Umarım iyi anlaşırız. Umarım. Allah Allah. Bunlar da ne böyle ayol? Ay. Hoş geldin Ferdane yenge. Hoş bulduk. Hüseyin amcan nerede? Hüseyin ustan berbere kadar gitti. Allah Allah. Berberi mi? Gün ortasında ne berberiymiş bu? Vallahi bilmiyorum Ferdane yenge. Ay yoksa kahveye kumara falan mı gitti? Ne kumarı Ferdane yenge? Ustam tövbeli biliyorsun. Aman tövbeliymiş. Yani tavuk poposu tövbe tutmaz çocuğum. Alayım yenge. Şşş, istemez. Dikkat et torbaya. Eğer bu torbaya bir şey olursa seni o ensenden böyle asıveririm. Niye kızıyorsun yenge ya? Boşa naylon torba. Sen öyle zannet. İçinde çok önemli bir şey var. Yok be yenge. Bırak dalga geçmeyi. Ne dalgası be oğlum? Ha işim gücüm yok, seninle dalga mı geçeceğim? Sen beni ustanla karıştırdın galiba ha? Neyse. Ben gidip şu berbere bakayım bari. Ustan gerçekten berberdir. Ya. Ne vardı o torbada ya? Gözlerim mi bozuluyor ne? Sen annenin yanına gitmeyecek miydin? İstersen ben de gelebilirim. Yok canım. Annemin manyaklıktan başka bir şeyi yok. Hani çukura düşmüştü? Ya boş ver Metin. Uzun hikaye. Şu yeni gelen doktor kadının basenlerini gördün mü? Ne kadar genişti. Basen değil, toplu konut arsası mübarek. Hani annen buraya gelecekti? Ya Metin, sen kayınvalideyi mi soruyorsun? Evet. Sen de ondan bahsetmiyor muydun sabah? Bugün değil o, yarın gelecek. Sen onu boş ver de. Şu yeni gelen psikiyatr hanım sulak yerde yetişmiş, gördün mü? Sırık gibi. Ama biliyorsun uzun boylu kadınlar daha çabuk çökerler. Anneannem bodur tavuk her zaman piliç görünür derdi.
Tanıştırırsan anneannenin de elini öpmek isterim. Tabii Metin. Karacaahmet'e götürürüm, öpersin. Başın sağ olsun. Bilmiyordum kısmet. Of, hiç sevmedim ben bu kadını. Hiç sevmedim Metin. Ayhan Bey senin gibi düşünmüyor ama. Bayağı iyi anlaştılar. Bir muhabbet. Bir muhabbet anlatamam. Metin. Ayhan Bey misafirperver bir adamdır. Yani ortağına da surat yapacak değil ya. Ayrıca da o kadının dudakları silikon, bilmem fark ettin mi? Aklı sıra beni deniyor. Yer miyim ben? Benim ondan başkasını gözüm görür mü be? Saçmalama kısmet. Niye bakayım ben kadının dudaklarına? Ben bir kırtasiyeye kadar gidiyorum. Git git. İnanamıyorum ya. Kısmet beni yeni gelen doktor hanımdan kıskanıyor. İnanmıyorum ya. Sizde de kardiyolojiye Sedat Bey mi giriyordu? Tabii. Onun dersine girmediği tıp öğrencisi var mı? Adam mesleğine aşık. Hiç üşenmiyor. Sürekli her tıp fakültesine gidip ders veriyor. Alem adamdı. Bak bak. Arkadaşlar, işimiz kalple. Sadece bu organın fiziksel durumuyla ilgili değil, ruhsal tedavisiyle de ilgilenmelisiniz. Der, Nazım'dan aşk şiirleri okurdu. Nazım'ın aşk şiirlerinden birini okumayan da dersinden geçirmezdi. Tahir'le Zühre meselesi hala ezberimdedir. Dur bak, hemen hatırlarım. Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte, yani yürekte. Mesela bir barikatta dövüşürken, mesela Kuzey Kutbu'na keşfe giderken, mesela... Aa, Ayhan şiir okuyor. Ay, inanmıyorum, yoksa beni aldatıyor mu? Yok canım, benim gibi bir kadını böyle bir kadın için aldatır mı hiç? İyi de o zaman niye aşk şiirleri okuyor? Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Ne kadar güzel okudun. Teşekkür ederim. Sen hangi şiirle geçtin o dersi? Bana şiir okutmayacaksın herhalde. Ben okudum. Sen okumazsan vallahi kendimi aptal gibi hissederim. Aa. Ha? İyi, dur hatırlayayım. Sevgilim, yalan söylersem sana, kopsun ve mahrum kalsın dilim. Seni seviyorum. Sevgilim, yalan yazarsam sana, kurusun ve mahrum kalsın. Bunun yüzünden duyamıyorum. Ya kadın sevgilim falan diyor Ayhan'ıma. Haydanmıyorum, kadın dakika bir gol atmaya çalışıyor. Bak ya. Sevgilim, yalan söylersem sana, gözlerim iki nedim gözyaşı gibi avuçlarıma aksınlar ve göremesinler seni bir daha. Çaylar geldi. Hayırdır Kısmet abla? Ay. İçeride enteresan bir hasta vardı. Onu mu dinlersin? Ne dinlemesi canım? Yanağımı kaşıyordum. Ellerim mürekkep oldu da. Kahveni biri senin, öteki Ayhan Bey'in mi? Ver o kahveleri bakayım bana. Abla, ellerim mürekkep mi değil mi senin be ya? Ya üzerime sildim geçti, bak tertemiz. Ver. Abi sen niye verip durursun? Bu benim işim be ya. Ya ben vereceğim dedim. Kes sesini Bayram. Cidden memnun oldum Ebru Hanım. Ben de Ayhan Bey. Ne zaman başlamayı düşünüyorsunuz? İşler burama kadar yığılmış durumda. Bilmiyorum ki. Daha ev bile bulmadım. Yapılacak o kadar çok iş var ki. Elimden ne gelirse yapmaya hazırım. Teşekkür ederim. Ofisimi göstermeyecek misin? Lafa daldık, unuttuk. Hay Allah. Kısmet, ne bu telaş, hayırdır? Kahveler soğumasın diye Ayhan Bey. Soğuk kahve gibi kötü bir şey yoktur malum. Kahveleri soğutmamaya çalıştığını zannediyordum Kısmet. Tabii, kahveler, buyurun. Alayım. Buyurun. Yok canım, gayet resmi görünüyorlar. Ofise kahveleri içtikten sonra geçsek olur mu? Tabii. Peki o sevgilimler, aşkım, aşk şiirleri neydi öyle? Özel müşterilerimiz olduğu gibi aile mahkemelerinden de bazı çiftleri buraya gönderiyorlar. Biz de rapor tutup mahkemeye bilgi veriyoruz. Hakim de rapora göre karar veriyor. Çifti ya boşuyor
ya da bir süre daha evli kalmaları konusunda ikna ediyor. E tabi ben uzun süredir klinikte olduğum için muayenehane açıkçası biraz korkutuyor beni. Yok be. Kara kuru, çingen maşası gibi bir şey bu. Ayhan'ım asla dönüp bakmaz buna. Kısmetçim bir şey mi vardı? Yok hayır. Aslında ben size soracaktım istediğiniz bir şey var mı diye de... lafınızın bitmesini bekliyordum. Teşekkür ederim hayatım, şimdilik yok. Kısmet var ya, bir tanedir, bir tane. O olmasa ben burada ne yapardım bilmiyorum. Teşekkür ederim. Ayhan iyi hoş adama benziyor ama iş yerinde bence fazla samimi. Baştan mesafeyi koymak lazım. Canım benim, kime ait olduğunu da gösterdi. Saçma sapan kıskançlık yapıp Ayhan'ımı huzursuz etmenin gereği yok. Neyse, size iyi sohbetler. Bir krem falan bir şey sürmeyecek misin? Sürdüm ya. O kadar mı? Hani şöyle kırışıklıklara iyi gelen beni gençleştirecek bir şey yok mu? Var. Ne o? Tanıdık bir estetik cerrah var. Gidiyorsun kırışıklıktan eser kalmıyor. Hüseyin, ben berberim. Kırışıklıkları nasıl gereyim? Berbermiş. Sen gevezesin. Başka hiçbir şey değilsin. Söyleyince de bozuluyorsun. Adamın boşuna günahını almış. Kahvede değil sahiden berber demiş. Görülmeden gidip dükkanda bekleyeyim. Saatler olsun abi. Sağ olasın koçum. Biraz atılım yap. Bir saçla sakalla olmaz bu işler. Ben sağda solda görüyorum. El ayak bakımından boyaya, cilt bakımına kadar yapıyor artık erkek berberleri. Ne boyası? Sen de 50'sinden sonra başımıza metroseksüel kesildin bakıyorum. Ne diyorsun lan sen ha? Sen kime seksüel falan diyorsun lan cinsi sapık? Yok beni yanlış anladın abi. Metroseksüel öyle bir şey değil. Kendine bakan, bakım yaptıran erkeğe denir. Mehmet Ali Erbil gibi yani. Öyle mi lan? Öyle abi. Ulan bir yalansa seni de doğrarım bak. Vallahi billahi doğru abi. Peki lan niye şuna doğru düzgün bir şey bulmamışlar? Yani motor seksüel falan bir şey dememişler ha? Ha? Ne bileyim Hüseyin ben profesör değilim ki. Berberim. Ben biliyorum Hüseyin abi. Metroseksüel demelerinin sebebi... Abi metrolar var ya. Var. Avrupa'da falan çok var abi örümcek ağ gibi. İşte bu metrolarda yakışıklı cant abiler çok oluyormuş. Ha. Bunun için metro cantisi anlamında söylüyorlar abi. Bu herifler metrolarda mı işi pişiriyorlarmış? Herhalde yani. Yakışıklı canti diyoruz. Mehmet Ali Erbil diyoruz sana. Şimdi tut tutabilirsen bu adamı. Tamam o zaman. Aman ha diyeyim bak. Dil satırdan da usturadan da keskindir. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyacak. Duyar Hüseyin merak etme. Tamam. Al bakalım. Hadi hayırlı işler. Güle güle Hüseyin. Güle güle abi. Eğer tercih edeceğin bir renk varsa duvarları boyatabiliriz. Yok. Zaten sen gelmeden önce ofiste herhangi bir değişiklik yapmak istemedim. İyi yapmışsınız. Umarım iyi bir ortaklığın başlangıcı olur. Umarım. Bakın ben bir ilişkinin temel taşlarının öncelikle güven ve karşılıklı saygı olduğuna inanırım. Bunlara dikkat edip sınırları koruduktan sonra insanların anlaşmamaları için hiçbir sebep yok değil mi? Allah Allah. Bu kadın şimdi durup dururken niye buz kesti ben de onu anlamadım. Biraz bozuldu ama başlamışı sıkı tutmak lazım. Hayır kızım. Annesi yarın gelecekmiş. Yeni bir kadın ortak aldı muayenehaneye. Akşam anlatırım detayları. Yok canım. Çok yılışık bir tip. Ayhan'a asılmaya kalktı ama ben hemen ortaya çıkınca köşesine döndü. Ama ne güzeli. Çirkin kara kuru bir şey. Zaten Ayhan'ın gözü benden başkasını görmüyor ki. Bana bir baktı. Şenay. Yok yok iyiyim. Gürültü şey yukarıdan gelmiştir. Üst katta tadilat var da. Hadi bay görüşürüz. Ah canım. Ay gitti vallahi. Evet arkadaşlar. Hepinizin malumu yengeniz Leyla tadında bendenize kaçıyor.
Ve yakında üçünüzü de nikahımda şahit tadında görmek istiyorum. Tebrik ederiz Polatcığım. Sağ ol. Allah mutlu etsin kardeşim. Allah razı olsun. Tebrikler. Neyse, tebrikleri sonra kabul edeceğiz. Önce yengenizi alnımızın akıyla kaçırmamız lazım. Araç hazır mı? Ben de şimdi onu söyleyecektim Polat. Hem kamyonet tırtı çekmiş serviste. Ulan 40 yılın başında bir işe yarayacaksın. Onda da arıza tadında sorun çıkartıyorsun. Ben kloroformu aldım ezende. Bak. Bak. Adam ajan tadında operasyonu tamamlamış. Sen sıfırsın oğlum sen. Sıfırsın. Ayıp oluyor Polat. Sen niye babanın arabayı kaçırmıyorsun? Oğlum, bizim arabanın anahtarları onun organı gibi olmuş. Belinden anahtarları çıkarmıyor ki. Peki ne yapacağız? Tabanvayla mı kaçıracaksın yengeyi? Bulacağız bir çaresini. Madem araba yok, biz eve girdikten sonra ne yapacağız? Reality show tadında provasını yapalım. Mahmut, sen git köşeden, ben ıslık çalınca hiçbir şeyden haberin yokmuş gibi gel. Biz de seni yakalayıp bu çuvalın içine koyup kaçıracağız. Bir dakika, bir dakika. Niye kaçırılan ben oluyorum? Bülent olsun. Arabayı getirmeyip oyun bozan tadında arıza çıkaran sensin. Yamuk yapma şimdi. Burada saadetim söz konusu. Hadi abi hadi. Aman be abi. Hadi abi siz de canlanın biraz hadi. Ver bakayım şunu. Ne yapıyorsun Polat, bayıltacak mısın adamı oğlum? Birebir canlandırma tadında yapmazsak ne kıymeti kalır provanın? Nasıl bir kokusu var lan bunun? Sen biliyor musun? Bilmiyor musun? Dur koklama. Ne yapıyorsun abi? Ya bir dakika. Bir kereden bir şey olmaz. Bir dakika. Polat. Polat. Bayıltıyormuş lan harbiden bu. Polat. 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 Kendine gel oğlum Polat. Aa hanım hoş geldin. Hoş bulduk Hüseyin Bey. Neredeydiniz bu saatte? Berbere gittim. Bir sakal tıraşı olayım dedim. Gün ortasında. Ne sakal tıraşı bu? Allah Allah. Uzamıştı, kestirdim. Mağara adamı gibi mi gezeyim? Ha, et lazımsa çocuk hazırlasın. Yok, et met istemiyorum ben. Kızımın mürüvvetini görmek istiyorum. Helalimin kızları boy boy çocuk doğuruyor. Bizimki boy boy soru. Ay ne yaptıysam ben anlamadım. O elindeki ne öyle hanım? Çok muhterem bir zatın üfürüğü. Üfürük mü? Evet, aynen öyle. Kızını bin dereden geçirip o büyük muhterem zata gönderdim. Senin kızın ne yaptı ha? Pırt diye üfürükçüden kendini üfürtmeden kaçtı. Ya hanım delirdin mi ne üfürükçüsü? Hangi çağda yaşıyoruz ya? Üfürükçülerin, muskacıların nasıl insanları dolandırdığını, kandırdığını, inançlarını sömürdüğünü her gün televizyonlarda izlemiyor muyuz? Ay öyle değil mi? Bu zat kaç çocuğu olmayan kadına çocuk doğurtturmuş biliyor musun sen? Ha? Sapık üfürükçüye götürdün ha? Kadınlarla yalnız kaldığında o sahtekar kadınlara kim bilir ne yaptıysa? İftira atma çarpılırsın maazallah 41 kere. Ve subhanallah. Hanım kendine gel gözünü seveyim. Ne üfürükçüsü ya? Oturduğun yerden konuşması kolay. Ben çok mu memnunum üfürükçü peşinde dolaşmaktan ha? Ama çaresizim anlatır mı? Çaresizim. Ben anneyim. Bu kız evde kalacak. Bırak evde onun hayatta. Evde kalmak istiyorsa kendi bileceği iş ya. Oldu. Mezar taşına da aynen iade diye yazarız. Ha? Yok efendim. Ben kimseye Ferdane'nin kızı evde kaldı dedirtmem kendime. Duydun mu Hüseyin Bey? Ben anneyim anne. Kızımın hürmetini görmek benim de hakkım. Ay anneyim ben. Ay anneyim anne. Tövbe tövbe. Yoğunlaşmak istediğin bir konu var mı? Bunları daha sonra konuşalım istersen. Akşam yemeğini ne dersin? Hem de birbirimizi daha yakından tanıma fırsatımız da olur. Oo, bu muayenehanesini paylaşacak ortak değil, flört arıyor. Şimdiden yemekler falan. Gerek yok. İş yerinde görüşürüz. İlk başta gayet samimiydi. Ama niye Nemrutlaştı anlamadım. Ayhan Bey, telefonda Vakıf Bey var. Odanıza bağlayayım mı? Neyse, ben de çıkayım artık. Çıkın çıkın. Anlamadım. Ay, yapılacak kim bilir ne kadar çok işiniz vardır. Size karşı biraz empatiyle baktım da Allah kolaylık versin. Teşekkürler. Yarın görüşürüz. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa ben buradayım. Teşekkürler, iyi günler. Güle güle. Güle güle.
Kısmet, ne diyorsun yeni ortağım için? Vallahi biraz tuhaf birisi. Ya da bana öyle geldi. Ya da ben abartıyorum. E malum kadınlar kadınlardan pek hoşlanmazlar. Yani bilinçaltında hep bir rekabet vardır aralarında. Değil mi Ayhan Bey? Evet evet. Kısmet, tespitin doğru. Biraz tuhaf bir kadın. Evet. Önce gayet samimiydi. Ondan sonra aşırı mesafeli davranmaya başladı. Hmm. Aa, telefon. Pardon. Mesafeli davranması normal tabii. Aramızdaki ilişkiyi anlayınca ön ayaklarını üzerimizden çekmesi gerektiğini anladı. Benim gibi bir kadınla baş edemeyeceğini tahmin ediyordur canım. Polat, Polat. Polat. Şşş, uyan oğlum, uyan. Uyansana. Hatice, neredesin? Ne Hatice'si oğlum, benim ben. Ne oldu lan? Kloroformlu mendili kokladın. Aa, ulan harbiden bayıltıyormuş oğlum, ha. Provada beni mi bayıltacaktın? Gerçekçi olacaktı oğlum. Ama ben iğneyi kendime, çuvaldızı başkasına tadında kendime bayılttım. Senden önce kendimle test ettim. İyi. Test ettiğine göre provaya gerek kalmadı. Hadi kahveye gidip bilardo oynayalım. Ya olur hadi. Mu oğlum, olur mu lan? Çuvala koymadık, omuzlamadık, götürmedik. Bak mesela. Bayıltıcı mendili koklamamak lazımmış. Onu öğrendik tecrübe tadında. Hadi yürü, tekrar başlayalım. Ha. Sen niye gitmiyorsun? Ya uzatma tadında gevezelik yapma lan. Hadi git, biz seni burada bekleyeceğiz. Ya kardeşim, bu kız kendi rızasıyla kaçmıyor. Niye böyle kaçırıyoruz? Kendisi insin gelsin, binsin arabaya gitsin. Olur mu oğlum? Olur mu lan? Böyle kaçırmazsak kız bir daha ailesinin yüzüne bakamazmış. Nasıl yani? Anlatayım. Bak şimdi. Bu Hatice geçen gün sokağın köşesinde karşıma... Hatice! Ay! Naber? Nasılsın? Sen ödümü patlatana kadar iyiydin Polat. Seni yakınla kaçıracağım. Ya delirdin mi? Daha tanışalı ne kadar oldu? Ne kaçırması ya? Hem ben evden kaçarsam ailemin yüzüne nasıl bakarım? Niye canım? İkinci torunları olduğunda bizi hasret tadın da affederler, sen merak etme. Zorla kaçırsam bile bu iş olmaz Polat. Delirdin mi sen? Ailemin yüzüne bakamam ben kaçarsam. Üf, geç kalıyorum, annem merak etmiştir. Tabii ya. Zorla kaçırmış gibi olursam kız ailesine mahcup olmaz. Bütün suç sevimsiz damat tadında bana yüklenir. Merak etme Hatice'm. Seni zorla kaçırmış gibi kaçıracağım. Anladınız mı? Kızı ben zorla kaçırıyormuş gibi kaçırırsam bütün suç benim olacak. Kız ailesine karşı mahcup olmayacak. Anladınız mı şimdi? Varsın damat olarak beni sevmesinler. Zaten anası beni sevmiyor. Ya sevenlerin arasına niye girerler abicim ya? Hiç. Nerede kalmıştık? Bunu çuvala koyacaktık. Heh. Şimdi ben kahveye gidip bir su döküp geliyorum. Siz Kadir amcanın sokağında beni bekleyin. Daha gerçek tadında bir tatbikat yapacağız. Hadi. Tamam. Tamam. Çayınız Ayhan Bey. Sağ olasın. Cem, Derya, Bingöl çifti geldi mi? Daha gelmediler. Bu yaz dinlenmek istiyorum Kısmet. Ebru Hanım işleri biraz hafifletirse biz de rahat rahat tatil yaparız. Ne dersin? Tatil mi? Yaparız tabii Ayhan Bey. Sen bence yavaş yavaş tatil kataloglarını falan toplamaya başla. Şöyle makul birkaç yer belirle şimdiden. Tamam. Siz nasıl isterseniz. Ben hemen bakıyorum. Hadi bak bakalım. Bakalım. Hadi. Alo Şenay. Söylediğime inanamayacaksın. Balayına gidiyoruz kızım. Tamam. Ben sana akşam uğrarım. Hadi bay bay. İyi günler. İyi merhaba. Günler. Cem Bey, Derya Hanım. Hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayhan Bey sizi bekliyordu. Buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün burayı rahat bulabildiniz mi? Evet. Bu hafta yeri bildiğimiz için kolay geldik. Ne alırdınız? Ben bir bardak su alayım. Sen ne içersin hayatım? Ben bir şey istemiyorum canım. Sağ ol. Maşallah bunlar da dışarıdan bal börekler. Niye geliyorlar acaba? Bak merak ettim. Ben de bir sütlü kahve alabilir miyim Kısmetciğim? Tabii Ayhan Bey. Ağzını iyice bağladın değil mi? Aman bağladım.
Kısmet eve gelir gelmez böyle ağzını açacağım, pop diye bir attım mı hocanın verdiği sözleri de söyleyeceğim. Üç vakte kadar da kısmeti çıkacak. Oo, sen hiç merak etme. Kızının kısmetini bu hocada açamazsa hiç kimse açamaz. Neyse biz kahvemizi bitirelim de sen benim falıma bak. Bakarsın dünürler falan çıkar ha. Bakarım kız tabii, ne demek. Ama asıl kahve falına bakan bir kadın var. Kadın sanki kahve fincanına değil, plazma ekran televizyona bakıyor. Ne diyorsun, o kadar yani. E kaça bakıyormuş? Vallahi para mara umurunda değil. Öyle herkese de bakmıyor. Parasız mı yani? Yok daha neler. 250 milyon ama canı isteyecek bir de. Neyse sen bana şimdi böyle beleşten bakıver. Tamam. Onu da sonra düşünürüz. Tamam. Yazdığım antidepresanların faydasını gördünüz mü? Kesinlikle doktor. Ben de gördüm ama işin aslı benim zaten eşimle ilgili bir sorunum yoktu doktor bey. Ya kiminle var? Boş ver. Yok yok söyle söyle. Zaten bunun için buraya geldik. Doktor bey de hakem olsun. Lütfen. Ben hakem falan değilim. Sadece size yol gösterici olmaya çalışıyorum. Niye sustun? Sorun ben değilsem kim? Annem mi? Ben söylemedim, sen söyledin. Annemin ne zararını gördün sen? Kadın bize yardım etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ah, kadının derdi kaynanasıymış. Tabii canım, elinden geleni ardına koymadığı doğru. Ay anneciğim. Ödümü patlattın gelin. Korkudan da olsa sonunda bana bir anne diyebildin. Aklın sıra bana kalp krizi geçirdin, rahat edeceksin öyle mi? Ben mi ödünüzü patlattım efendim? Dolabın içinde olan sizsiniz. Ne arıyorsunuz orada? Zamane gençliği işte, ne olacak? Anası babası terbiyesini tam vermemiş ki. Gardırobun kapısı bile olsa kapı vurulmadan açılmaz. Tamam efendim, bir daha açmam. Tamam efendim, bir daha açmam efendim. Ben senin efendim falan değilim. Annenim, annen. Bir anne diyemedin gitti bana. El alemin gelinleri daha istemeye gittiğinde anne, anne diye kayınvalidelerinin peşinde dolanıyorlar. Ama sen yok, yok. Yok tabii. Anne dersen ne olur diline yapışır. Ben de çay yaptım, sizi arıyordum. Bulamamıştım. Çay mı? Zaten sen bir tek oğlumun paralarını yemeyi, bir de böyle keyif yapmayı bilirsin. Şu dolabın bir haline bak. Bit pazarı buradan daha derli topludur. Neyse, ben bir kapıya bakayım. Bak tabii, bak. Oğlum denen o kılıbık gelmiştir. Sustalı maymuna çevirdi oğlum. Senden habersiz çişe bile gidemiyor garibim. Selam hayatım. Selam. Annem mi geldi? Gitmiyor ki gelsin hayatım. Nerede şimdi? Gardırobun içinde. Gardırobun içinde mi? Evet. Bit pazarından dağınık evimizi topluyor. Kötü niyetli değil hayatım. Yani biraz anlayışlı ol bak. Sana yardım etmeye çalışıyor. Burası benim evim. Ve istediğim gibi düzenlerim. Ya ben arkamı döner dönmez her şeyin yerini değiştiriyor. Ben onunla konuşurum hayatım. Hah! Kılıbığı an, karısını hazırla demişler. Öpeyim anneciğim. Öpme, öpme, öpme. Ben sofrayı hazırlayayım. Sofraymış. Köfte patates salata ne zamandan beri yemek oldu oğlum? Bir zeytinyağlı yaprak sarması, bir mantı, bir hünkâr beğendi olmayan sofraya ben sofra demem. Anne ne olur yapma ya. Ne yapayım ha? Ne yapayım? Oğlum süzüldün, sarardın. Kaşık kadar kaldı suratın. Çocuğunuz da bu yüzden olmuyor. Bakamıyor ki sana o karın olacak kadın. Anne neler söylüyorsun ya? Türkiye'nin pasakları diye bir yarışma açılsa birincisi vallaha billaha bu kadın olurdu. Anne sus duyacak. Aman duyarsa duysun canım. Belki boşanırsınız da adam gibi bir kız bulurum ben sana. Dinlemedin ki sen beni. Sana şöyle gül gibi bir ev kızı bulalım. Anne benim karım da ev kızı. Mağaradan çıkıp gelmedi ya. Oğlum mağaradan çıksa daha becerikli olurdu. Bu evdeki toz kirpas mağarada yok. Elinden doğru düzgün hiçbir şey gelmiyor. Aha. Şu donun haline bak. Oh. Sadece ip kalmış oğlum. İnsan bu don bu hale gelmeden önce bir diker değil mi? İki tel atar. Şuraya bak. İnanamıyorum ya. Karımın iç çamaşırlarını mı karıştırıyorsun? Ne münasebet. Ne karıştırması. Ben düzeltiyorum. Hala bir torun yapamadı bana şu gelin. Çorak kadın.
Niye torun yapmıyor bana? Niye torun yapmıyor? Anne, o konuyu hiç açma. Açmayayım da ne yapayım ha? Soyumuz sopumuz bu gudubet gelin yüzünden kurusun mu ha? Kurusun mu oğlum? Anne, bizi biraz baş başa bıraksaydın belki çocuk yapmaya fırsatımız olurdu. Ya. Demek beni kapı dışarı koyuyorsun. Besle büyüt bu yaşa getir. Ondan sonra geçsin karşına seni evden kovsun. Şu eve de bir daha adım mı atarsam iki olsun. Ya anne saçmalama Allah aşkına. Yok yok. Seni doğuracağıma taş doğursaydım daha iyiydi. Bari taş senin gibi olup da anasını evinden kovmazdı. Seni kovan falan yok. Niye abartıyorsun? Abartıyorum ha. Abartıyorum. Yarın seni gidip bütün canlı kanallarındaki acılı kadın programlarında bir güzel rezil edeyim de gör gününü. Anne. Annem anne yok. Gitti mi? Gitti. Bir ton sitem edip gitti. Sen öyle san. Açar mısın kapıyı? Niye ki? E sen bir aç. Ay, ah! Ay anam. Anne iyi misin? Ah, iyiyim canım. Sen kapıyı mı dinliyordun? Ne münasebet, ne dinleyeceğim? Buzdolabında dolma vardı da yapıp getirmiştim oğlum. Aç kalırsın onu ye diyecektim. Ana yüreği işte. Hain de olsa evladına kıyamıyor oğlum. Kadındaki kaynana değil elinin o fırtınasıymış. Allah düşmanımın başına vermesin. Abartıyorsun hayatım. Anlattıklarım az bile. Ya sizinkilere ne demeli? Aa, annemi sevdiğini sanıyordum. Bana hep öyle söylüyordun. Tamam, Allah'ı var. Annen bir tane. Ama ben kardeşinden söz ediyorum. Kayınçomdan. Evet, sizi dinliyorum. Tamam, annem hayatımıza müdahalelerde bulunuyor. Ama en azından o yaşlı başlı bir kadın. Zamanın gerisinde kalmış. Ya senin kardeşine ne demeli? Bunu söyleyeceğini biliyordum canım. Ay. Sadece kaynana değilmiş başındakiler. Bir de kayınço diyorlar. Dur bakayım. Ah, Selin nerede kalmayarak çok iyi ettik hayatım. Bence de hayatım. Hemen yatalım. Çok yorgunum vallahi. Yürü. Kız! Enişte, abla siz ne arıyorsunuz burada ya? Ya hatırlarsan burası bizim evimiz. Ve yattığın yatak da bizim yatağımız sevgili kardeşim. Enişte siz hani yatıya gitmiştiniz. Rahatsız ettikse kusura bakma kayınço. Yok yok önemli değil. Işığı kapatır mısınız? Ya benim manitanın uykusu açılmasın. Hadi iyi geceler. Niye ışığı kapatmıyorsunuz? Manyak mısın oğlum sen? Kalkın yatağımızdan. Ya niye bağırıyorsun ablacığım ya? Kızı uyandıracaksın. Öyle değil mi enişte ya baksana. Öyle öyle. Ha, hadi şimdi kızın yanında mahcup etme kardeşini. Hadi iyi geceler. Yürü. Ha. Senden yüz buluyor bu haberin olsun. Ne yapalım kavga mı edelim şimdi durup dururken? Bu gece de kanepede yatarız ha. Babamla bunu barıştırmak lazım. Yoksa bu misafirlik uzun sürer. Bu gitmez ha haberin olsun. Gitmez mi? Postu serdi bir adam. Kendi yetmiyor artık misafirlerini de bizim evde misafir ediyor. Canım kocacığım özür dilerim. Yani çok utanıyorum onun olsun. Adına gerçekten. Yok canım ne olacak? Senin kardeşim benim kardeşim sayılır. Aşkım benim. Aa, canım benim. Ama hep problem değilmiş gibi davranıyordun. Seninle problem yaşamak istemediğimden. Kardeşin o senin. Alsan alınmaz satsan satılmaz. Ama madem konuşuluyor, benim de burama geldi. Bak şimdi, sabah erken... Kayınço, biraz acele et gözünü seveyim ya, patlayacağım. Ya tamam enişte ya, bir sabunlanıp çıkıyoruz. Ne sabunlanması, ne sabunlanması be? Adam resmen kırıklanıyor. İki saattir çıkamadı. Prostat olacağım kayınçonun yüzünden. Ay. Oh. Biraz çalışayım bari. Kayınço banyodan çıkana kadar belki tuvaletimi unuturum. Laptop? Laptop çalışmıyor. Hah, içinde dünya kadar müşterinin hesabı var. Bittim ben, bittim. Oh. Bittim ben, bittim. Oh, ferahladım be. Senin bu bornoz da bayağı yumuşakmış be enişte. Olamaz böyle bir şey. Durduğu yerde nasıl bozulur bu bilgisayar? Ha, enişte. Ben de sana söyleyecektim dün.
Ben internetten öyle film indirirken virüs bulaşmış senin bilgisayara. Senin bilgisayar göçtü. Yani ex oldu. Bilgisayar değil, ben göçtüm, ben. Bir haftalık çalışmam, müşteri hesapları. Film mi indiriyordun? Evet, DivX. Süper DVD kalitesinde filmler. Erotik filmler enişte. Sana da bırakırım. Bittim ben, bittim. Ne oldu hayatım? İyi misin? Bilgisayara virüs bulaşmış, çökmüş bilgisayar. Sende hata enişte. İnsan yedeğini alır yani bilgilerin. O kocaman bornozu mu? Yemedik ya ablacığım. Bir havlu koysaydın biz de giymezdik kocanın bornozunu. Bittim ben, bittim. Enişte, arabayı bir ver bana, bilgisayarı arkadaşa gösterin. Belki o yapar. Araba serviste kayınço, serviste. Hatırlarsan arabayı vurmuştun. Ayıp ediyorsun enişte ya. Adam geldi vurdu bana. Tabii. Gidiş istikametinde adam geri geri gidiyordu değil mi? Onun için adamın arkası, bizim arabanın da önü hasarlı. Size de yarınılmıyor be. Servise götürüyorduk arabanızı. Arabanızın bakımı yapılacaktı yani. Hazır bakımı yapılırken bir de kaporta boyaya girsin istedin değil mi? Bittim ben, bittim. Üzülmeyin işte ya. Akşama arkadaşlar gelecek. Hep birlikte içeceğiz. Sen de katılırsın bize, kafanı dağıtırsın. Ya bizim evde parti verirken bize sorman gerekmiyor mu? Ne kıymetli eviniz varmış be. Bornozunuzu da alın. Al. Şşt, şşt. Dur. Git dışarı çıkar. Bunu dinlediğim iyi oldu bak. Benim Polat da aynı bu adamın kayınçosu gibi. 2 dakika bizi rahat bırakmaz. Ay o serseri şimdi kim bilir ne yapıyordur. Neredesin Polat ya? 2 saattir seni bekliyoruz burada. Kahvede bir su döküp gelecektin hesapta. Döktüm. Tam geliyordum. Masaya 4. lazım oldu. Şimdi okey masasını boynu bükük tadında bırakmak racona ters biliyorsun. Biz de Maverick tadında oturduk masaya, hesabı ödettik, geldik. Haber verseydin bari kardeşim. Burada kök saldık, meyve verecektik. Ya üf, neyse tamam. Bunların hepsi mazi tadında geçmişte kaldı. Biz önümüze bakalım. Nerede kalmıştık? Bunu çuvala koyacaktık. Tamam, hadi sen yürü. Biz de seni çuvallayıp arabaya atacağız. Gerçi araba yok ama varmış gibi yaparız artık. Bak şu yenge olma işine çok bozuluyorum, haberiniz olsun. Aman uzatma be. Koynuma değil çuvala gireceksin topu topu. Ben de ada. Kıyak tadında sizden yardım istiyorum. Hadi Hatcem, hadi yavrum, Cem. Hadi güzelim. Hadi, hadi bölge, hadi. Materyaller. Niye mendiliyle aşıyorsun abicim? Kendinle denedin ya, bayıltıyor işte. Ya atalarımız ne demiş? Eşeği sağlam kazağa bağlayacaksın. Bayıltıyor ama ne kadar süreyle bayıltıyor? Sağlama tadını da kontrol yapıyoruz. Ha. Hadi gel, bekliyoruz. Anne, anne. Ben bir çöpleri dökeyim de geleyim. Geçir çuvalı, geçir. Şöyle. Kolay gelsin arkadaşlar, ne oluyor? Alo, Mehmet. Ay kusura bakma, seni arayamadım. Yok yok, gittim, tanıştım Ayhan'la. Her şey yolunda, merak etme, sorun yok. Yalnız samimiyetimize dayanarak bir şey soracağım Mehmet. Ayhan biraz samimi bir tip galiba, ha? Değil midir? Hadi ya. O kadar mahcup bir tip, ha? Aa, görüyor musun? Hadi canım. Boşuna günahını aldım adamım desene. Anladım, anladım. Tekrar teşekkür ederim Mehmet. Bu iyiliğini unutmayacağım, tamam mı? Hadi bay bay. Ayıp oldu adama. Zampara muamelesi yaptım. Şu ön yargıları mahvedecek seni. Bir de psikiyatr olacaksın Ebru Hanım. Yargısız infaz ettin adamı. Neyse, yarın ilk iş kendimi affettirmek. Yemeğe davet ederim adamı. Efendim? Anlamadım. Bir şey mi dediniz?
Yok, size değil. Sesi düşünüyordum. Bütün bunların gerçek olduğuna inanamıyorum Bayram. Kısmet beni seviyormuş ve ben boşu boşuna vakit kaybetmişim ya. Bir şopar atasözü der ki, madem ki şaşıracaksın, neden maymunun poposuna baktın? Ya bu şaşkınlıktan çok kızgınlık be Bayram. Niye bu kadar bekledim diye kızıyorum. Nedeni belli be ya. Sen de ben de o da kendini ayağına aşık zannediyor. Ama sen telefonu patlatınca anladı seni sevdiğini. Annesiyle tanıştıracak beni, inanmıyorum ya. Gerçi annesinden kayınvalide diye bahsediyor ama bence bu çok normal. Annesi onu hep evlenmeye zorladığı için kısmet de annesine kızgın herhalde. Ya kadın anneden çok kaynana gibi davranıyor kıza. Oh, bugün sevgili yarın damat. Helal be. Bak bir şopar atasözü der ki, hızlı koşan atın tezi seyrek düşermiş. Artık dünya yıkılsa da umurumda değil Bayram be. Ya ben kısmetin yanına gidiyorum ya. 2 saat 20 dakikadır görmüyorum kısmeti ama deli gibi özledim. Oh. Gidiyorum ben. Eh git. Meme Vakfı'na ait bu gecede sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız. O mutluluk bize ait Filiz Hanımcığım. O kadar güzelsiniz ki ne yapacağım bilemiyorum. Oh. Çok saldım kendimi çok. Yok göbeksiz erkek balkonsuz eve benzer. Yok can boğazdan gelir. Evet can boğazdan geliyor ama kolesterolden de çat diye gidiyor. Gemiye kadar acilen forma girmen lazım oğlum Hüseyin. Öyle ya, bir sakal tıraşıyla olur mu bu iş? Oh. Kız, ajanstan seni de aradılar değil mi? Evet evet, Mehmet Ali'nin programına gidecekmişiz. Ay sen ne giyeceksin? Valla kısmeti geçen istemeye geldiklerinde bir şey diktirmiştim, onu giyerim herhalde. Bak bak. Pardon. Alo? Evet benim, buyurun. Buyurun memur bey. Ne? Hemen geliyorum. Ne oldu kız? Benim oğlanı karakola çekmişler. Aha, kavga filan mı etmiş? Yok ayol, adam kaçırma diyorlar. Kimi kaçırmış kız? Senin oğlanı. Aa, benim oğlanım mı? Ya. Ah, o kadar mafya dizisi izlerlerse olacağı buydu. Bak manyaklar birbirlerini kaçırıyorlar. Ay, hadi yürü yürü. Allah'ım nedir bu başımıza gelenler ya? Koş hadi yürü. 5 gün 6 gece. Bunun havuzu çok küçük. Ya şöyle masaj falan da yapılan bir yer olmalı. Balığı bu canım, alelade bir tatil değil. Allah'ım inanamıyorum. Ayhan'ımla balayına çıkıyorum. Selam kısmetçim. Hoş geldin. Hayırdır? Ne o, gömülmüşsün bilgisayara? Ya nasıl gömülmem Metin? Nasıl gömülmem? Balayı için yer bakıyorum. Balayı mı? Evet. Niye şaşırdın? Yoksa sen evlendiğinde balayı yapmayı düşünmüyor musun? Düşünmez olur muyum? Da birden balayı falan deyince şaşırdım. Çok hızlı gelişiyor her şey. Evet. Harika değil mi? Harika da laf mı? Süper, süper. Ay canım benim, nasıl içten seviniyorsun? Nasıl sevinmem kısmet? Ay. Nasıl sevinmem kısmet? İyi ki varsın Metin. Sen olmasan ben bunları kiminle paylaşırdım? Ben de kısmet, ben de. Hüseyin! Hüseyin! Şimdi bırak işi gücü, çabuk çabuk Polat'ı karakola götürmüşler. Karakola mı? Evet, adam kaçırmış diyor polisler. Allah Allah, kimi kaçırmış babası hariçe? Benim oğlanı. İyi de Mualla Hanım, onlar iyi arkadaş değil mi? Niye kaçıracak sizin oğlanı? Vallahi ne bileyim ben Hüseyin, amineci miyim ben, hadi. Gördüm ama bizim Atati gibi bir çocuk görmedim ben. İnsan arkadaşını kaçırır mı? Yani çağır eve gelir zaten ya. Ay bırak söylenmeyi Hüseyin, yürü yürü. Kısmetçim, ben çıkıyorum. Ben tatil yeri bakmaya başladım bile Ayhan Bey. Çok iyi yapmışsın. Umarım Ebru Hanım bir an önce işe başlar da sen de boşu boşuna bakmış olmazsın. Ebru Hanım çalışmasa da biz bir süre ara veririz herhalde. Hastalar bir haftada topyekun boşanmayacak ya. Doğru söylüyorsun. Ne olursa olsun o bir hafta tatil bizim. Evet bizim. Hadi iyi akşamlar. Anneniz yarın uğrayacak değil mi? Ha evet, öyle söyledi. Yeni ofise geldim geleli ne kadar zamandır gelmek istiyordu. Gelsin bari kadıncağız. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar.
Ne ofisi? O gelinini merak ediyor. Ayhancığım, senin hiçbir şeyden haberin yok. Ay, şu erkekler bazen ne kadar saf oluyorlar. Komiserim, bir yanlışlık olmalı. Benim Atet'i öyle işleri beceremez. Yani becermek istese gene beceremez komiserim. Kaçır lan benim oğlum. Durumu nasıl komiserim? Baygın hanımefendi. Benim oğlum böyle bir şey yapmaz komiserim. Polis memurlarının gözünün önünde cereyan etmiş olay hanımefendi. Tam suçüstü. Peki niye kaçırmışlar komiserim? Şaka yaptık diyorlar. İşin aslını öğreninceye kadar bayılmış delikanlının uyanmasını bekleyeceğiz. Oğlum görebilir miyim komiserim? Temiz çamaşıra filan ihtiyaç vardır. Saçmalama Ferzane. Çocuk nezarete atılalı bir saat olmuş. Korkudan altını etmediyse çamaşıra falan ihtiyacı olmaz. Dalyan gibi olur. Şimdiden pisler temiz çürüyecek. Sakin olun hanımefendi. Eğer gerçekten bir çeşit eşek şakasından ibaretse hiçbir sorun kalmaz. Arkadaşlarının ifadesini alır almaz bırakırız. Oğlumu bir görebilir miyim acaba? Tabii görebilirsiniz. Önce bir sakin olun. Bir çayımızı için. Benim oğlanı nasıl bayıltmışlar? Kafasına bir şeyle mi vurmuşlar? Kafası yarık falan değil, değil mi komiserim? Hayır, klorform koklatmışlar. Formu doldurtmuşlar bayıltmak için. İyi günler. Hoş geldin kız. Kız mı ne ayıp, biz tanışıyor muyuz? Ben buraya yakında olacak düğünüm için gelinlik bakmaya gelmiştim. Ay inanmıyorum. Evlenme teklif etti deme. Yok, teklif etmedi ama daha önemli. Balayımız için otel seçmemi istedi kızım. Peki niye teklif etmiyor? Aman canım, onlar da moda artık. Ne yapacak? Diz çöküp evlenme teklifi mi edecek? Etse fena mı olurdu yani? Olmazdı ama... Annesi bugün gelmedi ya, herhalde onun onayını almadan resmi bir teklif yapmak istemiyor, haklı. Nasıl teklif edecek acaba? Yemeğe falan çıkarır seni herhalde. Mum ışığında romantik bir yemek. Keman, bir de yüzük. Ay inanmıyorum. Efendim. Merhaba, ben Ebru. Rahatsız etmiyorum değil mi? Hayır. Numarayı kaydetmediğim için şaşırdım bir an. Ya kusura bakma, kafam çok karışık. Nazik yemek davetini geri çevirdim. Önemli değil canım, ne demek? Yarın bir şeyler ayarlayabiliriz istersen, ne dersin? Hem ofisle ilgili detayları konuşuruz. Yemek şart değil canım. Yani ofiste de oturup konuşabiliriz. Yo hayır, sen bana çok misafirperver davranıyorsun. Ben de bir şeyler yapmak istiyorum. Sen bilirsin. Peki yarın öğlen iyi mi? Uygun. Yalnız malum ben İstanbul'u pek tanımıyorum. Sen bir yer ayarlasan daha iyi olur. Tamam. Ben sana yeri ve zamanı bildirdim. Numaranı kaydediyorum, tamam mı? Tamam, oldu. Yarın görüşürüz. Hadi bay bay. Ne oldu bu kadına ya? Önce sapık muamelesi yaptı, şimdi de kendi arıyor yemeğe çıkmak için. Biraz dengesiz mi ne? Sonunda muradına eriyorsun be kısmet. Haset etme ne olur. Kocan olacak ayıyı boşa, senin de olur. Biz görücü kurbanıyız kısmet. Sana sözüm var biliyorsun. Ayhan'la evlenir evlenmez senin ayı kocanı tımarhaneye kapattıracağım. Hey, Ayhan arıyor. Alo. Yok canım, ne rahatsız etmesi. Dinliyorum, buyurun. İki kişilik yemek rezervasyonu yaptırayım. Yaptırayım. Şık bir yerden. Yarın öğlen için. Tamam. Oldu. İyi günler. Duydun mu? Evet, yarın öğlen için çok şık bir restoranda iki kişilik yemek ayarlamanı istiyor. Evlenme teklif edecek. Evet. Peki kısmet, neden sana ayırtıyor? Sürpriz yapsa daha iyi olmaz mı? Şekerim, bir psikiyatrla beraber olmanın avantajları da bunlar. Ya beni daha mutlu etmek için hayal kırıklığına uğratmamaya çalışıyor. Hayal ettiğim gibi bir restoran olsun diye de bana seçtiriyor. Ne kadar kibar değil mi? Senin adına o kadar çok seviniyorum ki. Benim yaşayamadığım ne kadar şey varsa hepsini sen yaşıyorsun. Ben kahve getireyim. Gerçek olmayacak kadar güzel. Çok güzel bir yer seçmişsin hayatım. Yok canım, o senin güzelliğin. Yeri sen seçtin ama benim de sana sürprizlerim var.
Bunlar çok güzeller. Senin güzelliğinin yanında bir hiçler. Beni şımartıyorsun. Bize içelim. Bize hayatım. Dans eder misin? Tabii. Neden olmasın? Sonsuza kadar bu an bitmesin istiyorum. Bence bu an bitsin. Ben bundan sonraki anları da yaşamak istiyorum. Bir ömür boyu bu dans çekilmez, değil mi? Sanırım seni buraya neden getirdiğimi tahmin ediyorsun, değil mi? Evet, yemek yeme. Hayır, tatlısı meşhurmuş o yüzden. Ya lütfen biraz ciddi olur musun? Şu anda hiçbir şeyin bu anı bozmasını istemiyorum. Peki, seni dinliyorum. Kısmet. Efendim Ayhan. Benimle evlenir misin? Evet, yüzlerce, binlerce kere evet. Evet, evet. Harika olacak. Harika olacak. Ay bir şey olacak. Nazar değecekti. Çok korkuyorum. Aman. Bırak bu koca karı laflarını. Hiçbir şey artık Ayhan'la benim önüme çıkamaz. Yeni gelen kadından bahsetsene biraz. Aman ne bahsedeceğim? Bahsetmeye bile değmez. Çam yarması gibi sevimsiz bir şey. Ya bunun biraz göğüs dekoltesini çoğaltsak mı acaba? Şuradan şöyle biraz bence daha aç. Yürü eşek eti seni, yürü. Hüseyin, bağırma çocuğuma. Zaten çok korkmuş. İyi olmuş. Kim dedi ona sokağın ortasında arkadaşını çuvalatık diye? Ya şakalaşıyorduk baba ya. Söyle. Ulan yaşıtların teğmen oldu. Sen hala dildana gibi dolaşıyorsun. Çok korktun mu oğlum? Yok anne, ne korkacağım. Ben memur arkadaşlara durumu izah etmeye çalışıyorum. Seni kıyma makinesinden geçirsem yine sinirim geçmez. Ay gitme çocuğun üstüne Hüseyin. Zaten şokta çocuk. O zaten sana dua etsin. Ben onu dükkanın dolabına kapatıp bir güzel şokladım ama neyse. Yürüyün. Ama şoklarmış. Yürü çocuğum, korkma sen. Mevla'ya çıkarım diye düşünüyordu. Ben de destekliyordum onu. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Onun şuraya bak. Anahtar değil, kaşıkçı elması tadında. Adam üstünden çıkardı. Bir halde başkaları olurdu. Hayır, belki olmaz. Kısmet buymuş. Kısmetli senin kalman varmış patronum. Gönül Hanım'ın gitmesi en hayırlıymış. Ve yine tekrarlıyorum. Gönül Hanım benimle oynamış. Giderken konuşmamalıyız. Bu arada bir şey söyleyeyim. Belli etmek istemediği için böyle bir tanışaydı. Olamaz mı Hanım Bey? Bağırmış. Yatırımcaydı. Yemek hazır değil mi daha? Uyu sen babacığım, uyu. Ben hazır olunca ana haber bülteni tadında sana haber veririm. Kaçarım yani. Benim de yapımda var. Gönül'ün gözlerinde belliydi üzüntü aslında. Sadece kaçmak istedi. O şekilde görünmek istemedi. Ağlamak istemedi bence. Babam 3000 fite ulaştı. Şimdi top atsan duymaz. Bekle ben atacağım, seni almaya geliyorum. Kasap değil, gardiyan mübarek. 1000 tane anahtar. Şıngırtıya uyanmasa bari. Tamam oluyor valla. Dürüyemin güğümlesi kalaylı. Ne yapıyorsun lan burnumun dibinde? Eşek sıpası. Şey, seni uyandıracaktım babacığım. Sofra hazır da. Buyurun, afiyetle ziyafet tadında yiyin babacığım. Buyurun, buyurun. Sofra birazdan hazır. Daha pilav pişmedi. Tamam o zaman. Tamam. Yat 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 yat. Yat. Allah Allah, oyun mu oynuyorsun be? Bayram. Hey. Sen olmasaydın o telefonu açmayacaktım. Kısmet ve ben aşkımızın farkına asla varmayacaktık ha. Yok bebe ya. Sağ zemin ve hava futbol oynamaya müsait değil. Ben sadece başlama vuruşunu yaptım.
Gel, gel, gel. İçelim, güzelleşelim kardeşim. Yarın kayınvalidemle tanışacağım. Biliyorum beyam. Bir çopar atasözü der ki, iyi olacak aslanın röntgeni net çıkarmış. Bugün bizim için balayı yapılacak yer seçiyordu oğlum. Ne zaman evlenme teklif edeceksin kardeşim? Bak kız seninle anasını tanıştıracak. Anası ciddi misiniz falan dediği de siz böyle kalacak mı ne diyeceksin? Doğru. Gidip istemeden önce kısmete evlenme teklif etmek lazım. Tabii beyav. Bir laf sürü durumu yaratman lazım. Ya ben niye düşünemiyorum bunları ya? Sen kısmet deyince aklın başında gidiyor da ondan. Gidiyor vallahi. Kısmetime içelim hadi. İçelim. Anne ya, şu babama bir şey söyle ya. Sokağa çıkamazsın diyor. Sen de ne diye sokak ortasında arkadaşını bayıltıp kaçırmaya çalışıyorsun? Bak, karakollardan topluyoruz. Ya ben erkeğim anne ya. Bana bir şey olmaz. Bak, saat kaç oldu, ablam hala yok. Ben onu kontrol ettim. Şenaya gitti. Aman, nereden bileceğiz? Belki karıştırıyor birileriyle. Keşke oğlum, keşke. Ya ne biçim konuşuyorsun anne ya? Bak, ablamın bir yanlışını göreyim, o zaman harbiden karakolluk olurum ha. Acıdı mı anneciğim, acıdı mı? Tamam, kızma oğlum, kızma. Hani belki bir kısmet bulur diye söyledim. Ablanın öyle gözü dışarılarda olsa çoktan kendine bir kısmet bulmuştu. Aman o salağı kim ister ya? Sus! Salak malak deme ablana. Aa çok ayıp. Kısmeti kapalı yavrucuğumun. Ama ben kısmetin kısmetini bir açacağım ki. Hele bir gelsin. Poşetin içindeki hoca efendinin okunmuş nefesine suratını üfledin mi tamamdır. Çöplenme be oğlum, çöplenme, iştahını kapatacaksın. Anne. Anne. Sana bir sürprizim olacak. Neymiş o, söyle bakayım anneciğine. Zamanı gelince görürsün. Aa çok merak ettim. Neymiş, söylesene be oğlum. Çok yakında sinemalarda ve evimizde olacak. Ay inşallah, inşallah. Ay. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor be? Manyak mısın kızım sen? Ödümü patlattın ya. Kızım hoş geldin. Hoş bulduk babacığım. Ne arıyorsun lan sen gene burnumun dibinde? Hiç baba. Annem uyandırıp pilav pişti dedi de. Ama sağ olsun ablam ölüyü bile uyandırır o kart sesiyle. Allah'ım ne kadar güzel bir akşam değil mi babacığım? Hayırdır kızım, zam falan mı aldın? Hayır babacığım. Daha da güzeli. Daha da güzeli. Manyak ya. Ödümü patlatıyordu. Oğlum sen de kapı gıcırtısından korkuyorsun ha. Sen sanki korkmadın baba ya. Korkudan atı indirdin uyanırken. Hadi oradan soya kıyması. Hadi. Ben seni bir korkutayım da gör bakalım. Korkuyor musun, korkmuyor musun? Ne kadar cesurmuş. Şimdi bize bir poşet lazım. Ulan her şeyin hazırını yaptılar be. Ay nerede kaldı bu kız? Geldi. İçeride üstünü değişiyor. Geldi mi? Tamam bu iş. Ben şimdi kısmetini açmaz mıyım? Kalk, 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 kalk.
Nerede bu torba? Ayol demin buraya koymamış mıydım ben? Allah'ım! Ulan, ulan güneme mi indireceksin baba sen şaşır? Ne oldu? Hani korkmuyordun? Ne oldu? Üçün bile tepki veriyorum buna! Hüseyin! Ne oldu? Ne var? Ne bu gürültü? Babamın ödüğü patladı. Ödüğü, ödüğü! Kulağımın dibinde poşet patlattı sıfır! Poşet mi? Ne oluyor anne? Allah! Yandım gitti üfürükçünün üfürükleri! Ulan tutmayın beni! Tutmayın beni! Ne oldu ya? Ben seni mahvetmezdim! Ne yaptım ya? Ne oldu? Gel buraya! Gel buraya! Ben hoca efendinin nefesini alana kadar göbeğim çatladı, haberin var mı senin ha? Ya ne bileyim anne, ben senin poşetinin üfürük tadında dolu olduğunu ya. Kızım, annen üfürükçüye gitmiş. Biliyorum baba. Ben de Cebren ve Hile ile oraya gittim. Anneye çemkirme, anneye çemkirme. Ne yapıyorsam senin için yapıyorum. Kızım, üfürükçüler artık eve paket servisi yapmaya başlamışlar. Sen kendini üfletmeyince annen senin için 100 bin milyon baloncuk kadar üfürük almış. Burada evde sana üfürtecekmiş. Ama senin katır eti kardeşin de aklı sıra beni korkutacak ya. Kulağımın dibinde patlatıverdi üfürüğü. Ama tırsma tadında korktum baba, ne haber? Sus sen, konuşma. Ablan senin yüzünden evde kalacak. Merak etme anne. Evde falan kalmayacağım. Yakında evleniyorum.